Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem gündelik kullanımlarda hem de oyunlarda dilediğiniz performansı yakalayabileceğiniz bir SSD inceleyeceğiz. Kingston'ın SSD Now UV400 modelli diskine dilerseniz hemen başlayalım. Teknik tabloya baktığımızda 7 mm'lik ultra ince yapısıyla dikkat çeken ürünün laptop, ultrabook ya da masaüstü bilgisayarınızda rahatlıkla kullanılabilecek bir yapıda olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında Marvel denetleyici kullanan ürünün okuma kısmında 550 MB saniye seviyelerine ulaştığını görebiliyoruz. Yazma kısmında ise 50 MB saniyelik bir kayıp söz konusu. Onun dışında genel performansına zaten değineceğiz. Değinmeden önce tasarımıyla devam edelim. Oldukça şık bir kutu sunumu ile karşımıza çıkan ürün, kutu içeriği olarak oldukça zengin. Sadece bütünleşik değil de mobil bir şekilde de diski kullanmamıza olanak sağlayan bir harici kutu ile gelmesi de hoş olmuş. Ayrıca 9 mm'lik SSD profiline sahipseniz içinden ekstra çerçeve de çıkmakta. Tabi bağlantı kablolarını ve ek vidaları da hesaba katalım. Metal bir gövde ile pekişmiş 7 mm'lik inceliğiyle dikkat çeken ürün, siyah ve gri'nin uyumu ile bize merhaba diyor. Tasarım bakımından kasanızın içini canlandırabilecek bir parlaklığı var. Görebileceğiniz üzere ön yüzeyimizde oldukça büyük marka baskısı yer almakta. Çok hafif bir yapıya sahip olan ürün, kolay kolay darbelerden, toz ve kirden etkilenmeyecek bir anlayışa sahip. Özellikle gövdenin ısınmaları azami seviyeye indirecek bir malzeme yapısına sahip olduğunu belirtelim. Dokunduğunuz zaman bunu anlayabilirsiniz. Beraberinde gelen harici kutu ile dilediğimiz yere taşıyabileceğimiz ürünü birçok yere bağlayabilir, dosyalarımızı aktarabiliriz. Lakin USB 3.0 bağlantılı olmasını isterdim. USB 2.0 bağlantı hızı ile SSD'nin kapasitesini tam anlamıyla alamayabiliriz. Bu da haliyle USB 2.0 bağlantı hızlarında takılı kalmamıza sebep olabilir. Yine de fiyatına göre içeriği zengin ve özelliği bol bir ürün olduğunu belirtmek isterim. Tasarım bakımından da gerçekten dikkat çekiyor. Metalik gri rengi her zaman hoşuma gitmiştir. Özellikle ürünün parlak bir havaya sahip olması gerçekten dikkatimi çekti tasarım bakımından. Hoşuma gitmesine artı bir etki sağladı. Bunun dışında malzeme kalitesine baktığımda ve kutu içeriğine baktığımda gerçekten etkilenmedim değil. Şimdi dilerseniz performansına bakalım, nasıl etkileneceğiz ve hangi kısımlarda bizi etkileyebilecek görelim. Öncelikle SSD tiplerinden kısaca bahsetmek isterim. Böylelikle aklınızda daha sağlam bir fikir oluşur ve ayrımı da daha iyi yapabilirsiniz. SDC tipi SSD'de hücre başına bit 1, MDC'de ise 2'dir ve TDC'de 3 olarak belirlenmiştir. SDC'ler genelde server ya da workstation'larda daha fazla tercih edilirken, daha düşük ömür ve performans sunan MDC'ler ev ve iş amaçlı olarak kullanıma daha uygundur. TDC ise en uygun maliyetli olduğu için daha az ömürlü ve daha az güvenilirdir. O yüzden oyun sektöründe uygun fiyatı ve yeterli performansı ile dikkat çeker. TDC tipi üretilmiş Kingston UV400 ise standart kullanım ve oyunlar için idealdir. Uzun süreli SSD'yi test etme fırsatı yakaladım. Bu hususta veri kaybı ya da hatalarla karşılaşmadığımı belirtmek isterim. Biliyorsunuz ki birçok SSD serisi bulunan Kingston, katı hal disklerinde farklı denetleyiciler kullanıyor. Bu SSD'mizde ise karşımıza Marvel'ın kontrolcüsü çıkıyor. 14 nanometrelik bu kontrolcü, 3D NAND desteği ve optimize edilmiş yüksek hız oranlarıyla dikkat çekmekte. SSD'miz 5 GB'lık bir dosyayı 12 saniyede okurken, 14 saniyede de yazma işlemini tamamlayabildi. Bunun için kendi sistemimdeki SSD'yi kullanmayı uygun buldum. Gerçekleştirdiğim çeşitli test sonuçlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Genel olarak tablolara baktığımızda belirtilen stok değerlere fazlasıyla yaklaşabildiğimizi sizler de fark etmişsinizdir. Sadece Crystal Disk Mark testinde biraz zorlandığı için diğerlerine nazaran daha düşük skor verse de sentetik testlerden ziyade gündelik kullanımı baz almanızı öneririm. Özellikle gerçekleştirdiğim testlerde şunu fark ettim. Yazma kısmında dalgalanmalar mevcut. Bunu özellikle HDTune tablosuna bakarak fark edebilirsiniz. Genel sistem performansı PC Market'i ile gerçekleştirdiğim testlerde tatmin edici çıktı. Genel olarak disk erişim süresi ve okuma yazma kısmında fiyatına göre oldukça başarılı. Eğer sisteminizin 6 saniye gibi kısa bir sürede hazır hale gelmesini ve oyunların akıcı bir şekilde oynanmasını istiyorsanız, laptop ya da masaüstü bilgisayarınızda rahatlıkla bu diski kullanabilirsiniz. Sonuç olarak zengin kutu içeriğine sahip, performans bakımından bizi fazlasıyla tatmin edebilecek,
uygun fiyatlı ve yüksek kapasiteli bir SSD arıyorum diyorsanız size fazlasıyla öneririm. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, paylaşmayı unutmayın.